şehirden. Bitti mi gerçekten ya? Ay ne olur bitsin. Tabii yaz izin verirse. Ah, gel buraya aşkım. Ya aşkım. Kızım mışıl mışıl uyuyor. Bence sen ev-home yapıyorsun. Dur bir dur. Ay nefes alamıyor zannettim. Ödüm koptu Faruk. Olur o büyüdü kendi kendi döner. Ya tamam döner belki de yani daha küçücük benim kızım dur. Bak ben de nefes alamıyorum vallahi. Bak beni kurtar hadi. Ay Allah'ım ya. Kalk şuradan kay yana. Kay yana kay. Hayret bir şey. İnsan kendi çocuğunu kıskanır mı? Kıskanç mısın sen? O bütün gün çok şükür en huzurlu yerde. Hı. Benim tek huzurlu saatim. Allah'ım. Vermem. Kadın anneme dönmediğini bırakmadı ya. Biz hala bu evdeyiz. Eğer annemin başını dik tutabilseydim. Ya Faruk başını dik tutmakla paranın ne alakası var? Bizim başımız hep dik, hep gururluyuz. Allah Allah. Hem kadın bence o kadar kötü bir niyeti yok aslında. Biraz da yardımcı olmaya çalıştı da. Tavrı bence biraz garip geliyor bize. Ondan yani. Ya kadın eline düştük resmen ya. Düşünsene benim Adem'in eline düştüğümü. Ay yok canım. Durum o kadar kötü değil bence. Sence Adem evini bize verir miydi? Hayatta vermezdi. Bu konulara girmeyecektik hani. Şurada alışık zamanımız var. Varsa satılınca taşınacağız hemen. Neneni de söyleyeyim ya paşam. Uyusun, uyusun. Düzgün şöyle şu. Düzgün şöyle şu. Uyumak istiyorum. Hayatım kahvaltı da yapmadım. Bir kahvaltı yapaydım bari. Yok Allah Allah. Hayatım ben geç kaldım. Şirkette yaparım kahvaltıyı. Ben bir sunum için hazırlanmam lazım. Hazırsın, biliyorsun. Süreyya. Hı. Bugün dışarı çıkmasan mı? Aa, o ne demek ya? Daha biz yazda parka gideceğiz, hava aldıracağım. O zaman yanına birini al. Bak bu Adem manyağına sağa solu belli olmaz, ne olur. Ya hayatım, vallahi adamın derdi bizde değil. Dilara'ya ulaşmak için. Yani bize zarar mı verecek onun için? Allah aşkına bir mantıklı düşün. Ama bak bu adam sana bir daha dokunursa onu öldür. Ben bundan korkuyorum. Hadi hayatım. Bak bugün işler çok yoğun. Seni arayamayacağım, konuşamayacağız. Aklım sende kalmasın. He? Kalsın. Senin aklın bende kalsın ama öyle endişeyle değil. Yani biliyorsun biraz bende başa çıkmak zor. Biliyorum. Da sen yine laf dinle. Tamam, senin aklın kalmasın bizde. Hadi iyi şanslar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Çok acıktım ya. Oğlum acıktım neler lan. Neler getirmişler? Oo pizza mı var? Neler var? Durun be. Aa. Süper. Anneciğim. Şöyle tam zamanda geldin kurtardın bizi. Harikasın. Vallahi sizsiniz o. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bir telefonla konuşacağım da ben burada çekmiyor ya. Tamam konuş ama kaptırma kendini. Çabuk gel. Süreyya. Hayatım. Ay çok aramışsın. Affedersin açamadım. Ne demek açamadım ya? Süreyya ne demek açamadım? Sen kaç saattir neredesin Allah aşkına? Stüdyoda. İşte ani telefon geldi de bir şey de yapamadım. Bir dakika. Ne sürütüyorsun? Nereye yetiştin sen? Faruk işte Selim aradı. İş için. Çok iyi bir fırsat hem parası olarak çok iyi hem de iş olarak çok iyi. Bir dakika ya bir dakika sen çocuğu aldın, stüdyoya gittin ve bana haber vermedin mi?
fırsatım olmadı. İçeride telefon çekmiyormuş. Gelirken teyzemi aradım, o da açmadı. Ne yapayım? Süreyya, sen benim ne yaşadığımı biliyor musun Allah aşkına? Sen hemen şimdi çocuğu alıyorsun ve eve gidiyorsun hemen. Faruk, daha benim burada bir iki saat işim var. Nasıl geçeyim eve? Ne demek gelemem? Hayatım, bir sakin olur musun? Biraz abartmıyor musun sence? Süreyya, sen benim ne yaşadığımı biliyor musun Allah aşkına? Ben az kalsın Adem'i öldürüyordum. Adem, ya Faruk, ne alakası var Adem'le? Adem'le ne alakası var? Ben ne bileyim, toplantım var dedin sen bugün. Arayamam seni dedin. Hiç benim yokluğumu fark edeceğini bile bilmedim ki ben. Düşünemedim, iyi misin? İyi değilim. Süreyya, iyi değilim. Sen bana hala kayıt diyorsun. Çocuk ne yaptı oralarda? Faruk, yaz iyi. Tamam mı? Yaz benimle beraber. Birkaç saat daha işim var. Şu an kimseyi ben ortada bırakıp senin yanına gelemem. Bak, benimle inatlaşma Süreyya. Ne olur. Bak, beni delirtme. Ne olur. Ya Faruk, inat etmiyorum ben sana. Tane tane her şeyi anlatıyorum. Ben buraya gelmek zorunda kaldım. Şu anda da gelemem. Anladın mı? Birkaç saat işim kaldı. Çıkıp geleceğim sonra yazda. Merak ettirdiğim için de özür dilerim. Ama kimseyi ortada bırakamam. Tamam. Birkaç saatte evdeyim. Sen de belki biraz sakinleşmiş olursun. Süreyya. Süreyya! Alo Okan. Faruk, neredesin abi? Okancığım, kusura bakma, bir aile meselesi vardı da onu kovaladım. Ne yani? Hayati bir mesele mi var? Nedir? Ben de öyle zannettim de. Değilmiş çok şükür. Çok karışık. Babacığım, ne olur affet beni. Affetmekle oluyor mu Faruk? Bak, sen biraz daha oyalı onları, tamam mı? Ben yetişeceğim. Tamam, söz. Sen bana ne anlatıyorsun? Ne diyorsun ya? Telefonda anlattım, izah ettim. Benim hak ettiğim muamele bu değil. Anladın mı sen? Bu değil. Yardım etmeye çalışıyorum. Sen demedin mi ben seni arayamayacağım zaten? Bütün yokum, toplantım var demedin mi? Ben ne bileyim fark edeceğini yokluğumu? Burası Bursa değil. Burası İstanbul, tamam mı? İpler benim elimde değil. Allah'ın cezası, koca bir şehir burası. İçinde de bir manyak var. Senin bu iki saat dediğin şey ömrümden ömür yeder. Çok korktum. Özür dilerim. Özür dilerim. Haber vermediğim için özür dilerim Faruk. Toplantıya yetişmem lazım. Çok geç kaldım ben. Size eve bırakayım. Oradan geçeceğim.
gelsin Faruk. Ben niye kimseye lafımı dinletemiyorum? Kimse gelmesin demiştim. Faruk ne yapayım? Evde oturup beklese miydim yani? Evet Süreyya, evet. Buraya gelip sürünecek misin, ne? Ben sana otur evde bekle dediğimde beni dinleseydin bu duruma düşmeyecektik. Bir saniye, ben anlamadım. Sen şurada saatlerce oturup bana mı şiştin Faruk? Olayların bu kadar saçma sapan bir hal alması, senin öfke patlamalarının sebebi ben miyim yani? Bir dakika, anlamıyorum ben. Benim çalışmam mı Faruk sorun? Bunu mu konuşuyoruz Allah aşkına ya? İşini mi konuşuyoruz Süreyya ya? Bak ben sana defalarca her şeyi izah ettim, özür de diledim. Ne yapayım, elimden gelen bir şey yapmaya çalışıyorum, yardım etmeye çalışıyorum. Bak Süreyya, her şey normale dönsün. Git ne yapıyorsan yap, tamam mı? Ama şu an bizim senin işine ihtiyacımız yok. Senin çalışman bizi kurtarmayacak. Sen 3 kuruş kazanacaksın diye belki de ben bugün işimden oldum Allah aşkına. Ben sana bu sabah evden çıkma diye seni tembihledim mi? He? Değdi mi şimdi buna ha? Değdi mi? Affedersin. Sana iyi geleceğimi düşünmüştüm. Faruk geçmiş olsun. 4 ayak üstüne düşmüşsün yine. Nasılsa bir şey olmuyor değil mi? Her kafası esen geliyor bana patlıyor. Sıra kimde? Osman sen çok cevval görünüyorsun. Abi bak, tamam. Abi bak, tamam. Seni geberttim. Tamam. Belanı arama lan. Yine beni tahrik ediyorsun, orada yaptığın gibi öldürürüm seni. Ne dedim lan ben şimdi? Sen bahane arıyorsun oğlum. Bana bak, bir dakika sefere bu kadar insaflı olmam bile sıra. Oğlum abi tamam oğlum. Abi sakin olur musun ya? Önündeyiz ya. Sakin ol git şöyle. Verme şunu senin. Sakin. Gel seni eve bırakayım, ben de işe gideceğim, geç kaldım. Ben arkadaşımı bekleyeceğim Faruk. Osman burada, o bekler. Burada değil misin oğlum? Burada ver, buraya. Ben arkadaşımı beklemek istiyorum Faruk. Gel. Bak hayatım, seni üzmek istemiyorum. İnan bana çok sinirliyim, gerçekten çok sinirliyim. Gidelim eve, akşam konuşuruz, tamam mı? Bak, işe gideceğim, aklım sende kalmasın. İnat etme, olur hadi. Faruk, ben inat yapmıyorum. Niye herkes bana inat ediyormuşum gibi davranıyor? Ya inat etmiyorum. Ben burada durmak istiyorum, arkadaşımı beklemek istiyorum, bu kadar. Abi, ben buradayım ya. Sen de göz kulak olur mu? Zaten gergin şimdi. Thank you.
Annem balonlarını bulmuş. Hayatım, uyandırdı mı? Uyuyabileceğimi sanıyor muydun? Üstüne geldim biliyorum, özür dilerim. Sana patladım. Ama toplantının ortasına öyle bir dalıp beni andılar ki. Yıkılan her şeyi tek tek üst üste koyarken bir tekme daha vurdu o it. Gözüm döndü. Faruk, senin sinirin sorun değil de. Bütün hırsını benden çıkartıyorsun ya. Bir anda her şeyin sorumlusunu beni yapıyorsun ya. Hani sanki ben işe gitmesem Adem başka bir fırsatı yaratıp seni aynı duruma düşürmeyecekmiş gibi. Senden başka bana kontrolümü kaybettirebileceği bir kozu var mı bu adamın? Hayatım, senden çok şey istemiyorum, ne olur. Biraz daha sabır. Bir süre daha çıkma şu evden, ne olur. Bak, bu adamların kredileri bugün yarın onaylanacak. Az kaldı. Faruk, farkında mısın? Aşkım, ne oldu? Çok yorgun. Oh. Bu herifleri ikna edeceğim diye göbeğim çatladı benim bugün. Ne olur güzel, bu saatte bunu tartışmayalım. Seni üzmek istemediğimi biliyorsun. Normal halim olmadığını da biliyorsun. Affettireceğim kendimi sana. Bana biraz müsaade et, ne olur. Sağımızdayız. İnan çok yorgunum. Sana çok ihtiyacım var.
ettim.